Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz beyefendiler, hanımefendiler. Evet, biz böyle hazırlandık. Bugün annemlere davetliyiz, annemlere gideceğiz. Aynen, ben antrenmana gittim, antrenmandan geldim. Şimdi de ne yapıyoruz? Baba annem ya, annem oraya gidiyor. Annem bana bugün sağlıklı balık yaptı, balık yiyeceğim. Evet, balık yiyeceğiz bugün inşallah. O zaman direkt çıkalım çünkü biraz geç kaldık zaten. Evet, hep kuşun yüzünden. Hayır, Cedin. Evet, o zaman direkt biz çıkalım, orada görüşürüz. Moralim bozuk ya, gol gidik resmen. Cedin'in morali bozuk, gol yemişler. Ne olacak bu Fener'in hali ya, böyle bir şey olmaz ya. Hem evet. Biz geldik şimdi arkadaşlar annemlere. Annem bana ne yapmışlar? Abi canım. Arkadaşlar biz şimdi annemlere geldik. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Anneciğim bize neler yaptın? Evet, balık yaptım, tarhana çorbası yaptım, patates. Başka bir şey yapmadım. Oo, patates burada. Sonra, aha bu da Cedet'in en sevdiği brokoli yaptım annem. Bu da tarhana çorbamız. Bu ne anne? O şey, yaprak saracağım ya sonra. He. Yarın kursa biz yaprak sarması götüreceğim. Kursa mı götüreceğim? Öğretmen bizim çok matrak. Oo, annem bir de künefe yapmış bize. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun. Fırında da. İşte o. Açayım mı? Of, harika duruyor. Ellerine sağlık tekrardan. Afiyet şeker olsun kızım. Hadi oturun, soğuma da hemen var. Evet ama tepsi sıcak. Şöyle bir resmini alacağım. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Balık çok lezzetliydi. Tekrardan ellerine sağlık anne. Afiyet olsun. Annem şimdi bize burada künefe yapıyor. Bu ellerime çok bekliyesi çıkıyor da. Ve annemle birlikte sarma saracağız birazdan. Böyle. Oh. Bu arada annem içini hazırladı. Anneme hep soruyorsunuz dolma sarma için nasıl hazırladığını. Maalesef bugün çekemedik. Biliyorum çok istiyorsunuz ama bir dahakine söz inşallah ve çekeceğiz detaylı. Ama annem şu an size kısa bir anlatabilir nasıl yaptığını. He? Şeyi bol soğan doğruyorum. Hı-hı. Onu kavuruyorum. Arkasından salçasını kavuruyorum. Ondan sonra pirinçleri yıkıyorum. Onları katıyorum. Biraz da alt üstünü kavuruyorum. Kaynamış su ekliyorum üstüne. Hı-hı. Ondan sonra o suyunu çekene kadar kısık ateşte. Ondan sonra kapatıyorum ağzını. Suyunu çektikten sonra da baharatlarını koyuyorum işte. Nane. Ondan sonra maydanoz, kırmızı toz biber, acı seviyorlarsa pul biber, biraz sumak koyuyorum, biraz limon tuzu koyuyorum. Yani damağınızın tadına göre biraz vegeta koyuyorum. Vegeta. Vegeta'yı çok değil ama. Ana ben bunu hepsini katmayacaktım. Damak tadına bağlı ben yani. Ben bunu hepsini katmayacaktım ki dalgın. Dalgınlığına geldi değil mi? Evet. Şimdi bunu fırına verelim. Tamam. Ooo, annemin künefesi. Dur bakalım. Ha, o tava fırına giriyor mu anne? Giriyor. Sapını çıkardın mı? Giriyor. Vay. Evet. Bir dahakine söylediğimiz gibi inşallah detaylı denk gelirse çekeriz. İnşallah. Hı-hı. Bir şey yok kızım. İşte soğanla bol. Yani şeyi o. Soğanla bol. Gündür ablam diyor. Nerede sarma yesem diye hava yenge senin sarmanı tutmuyor diye. Her zaman diyor. Evet, annemin sarması bir başlık oluyor gerçekten. Çok güzel yapıyor. Anne bir de hatırlıyor musun? Bir kere ben sana sormuştum. Anne sen yaşlanırsan ben... Doğru. Küçükken öyle demiştim. Küçükken öyle demiştim. Anne sen anlatsana. Anne bu yemeklerin şeyini bana öğret dedi Gülsün. yaşlandığım zaman dedi bu şekilde olmaz belki dedi. Bir de sen onu başlamışsın yazmaya biliyor musun? Sarmanın tarifini yazmışım benim tarif defterime. Onları yazmaya başlamışım. Ben de baktım onu gördüm. Gülmeye başladım. Öyle hani demişim anneme. Önce benim yemeklerim tarifleri hani güzel veremem diye. Bayağı 12-13 yaşlarında dedin değil mi herhalde? Evet küçüktüm daha. Onları şey yapmışım. Not almışım yani.
sarmanın tarifini yazmışsın oraya. Mercimek köftesinin tarifini yazmışsın. Ya bendeki tahminim akıl şuydu o zaman. Hani ya yaşlanınca artık eskisi gibi yapamaz mısın? Lezzete öyle olmaz mı diye düşünmüşüm acaba. Bilmiyorum ki. Ya ben demişim herhalde onu. Yaşlandım mı insan yemek yapmasını beceremiyor diye. Ben mi dedim acaba, hatırlamıyorum da sen ondan yola çıkarak yazmışsın onu. Olabilir. O yüzden hatırlıyorum yani, o aklımda var, sarmanın tarifini yazmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Bunlar bizim köyün yaprağı arkadaşlar. Feyzengil'in ellerine sağlık, onlar yapmışlar bu sene. Evet, Zehra Yengil. Sağlık. O verdi. Feyzengil. O bizim oranın yaprağı farklı olur. Sultaniye üzümü var ya. Yani sultaniye diyorlar ya, çekirdeksiz üzüm, onun yaprağı. Çok güzel oluyor bu, taze oluyor. Evet, çok taze oluyor bu. Böyle sert olmuyor. Ne denir ona, kart mı denir? Damarlı olmuyor. Damarlı olmuyor. Şeyimiz nasıl? Aa, kızarmaya başladı hemen. Bunun üstüne sonra şerbetli sosumuz, annem hazırlamış bile. Onu dökeceğiz. Öyle. Anne, künefeyi şeyli mi yaptın? Mozzarella'lı mı yaptın? Mozzarella peynirli, yoksa hangi peynir? Mozzarella koydu. Ha, öyle. Geçen hafta mıydı? Elif yenge, Büşra ablan ile gitti ya yemeğe. Oraya giderken götürmüş. Yarısını yemişler, yarısını buraya getirmişler. Yedik biz. Sen de seviyorsun ya. Ben de dedim yapıyorum. Oh, eline sağlık. Gerçi siz programdasınız aslında. Evet de hani arada biz haftada böyle ailelerimizde yiyebiliyoruz canım. Hafta içi mi yapıyoruz? Hafta içi güzelce sağlıklı beslenmemizi yapıyoruz. Ama böyle şey yaptığımızda... Bak ben bugün bir de şey yaptım. Rotoryben var ya. Evet. Rotoryben'in Türkçesi pancar değil mi? Kırmızı pancarı. Aha. İki tane şöyle küçük küçük. Evet. Ondan sonra bir tane havuç. Bir tane şey kerevizin sapından böyle 4-5 parça. Onu robotta çektim. Şu blender var ya, onu da çektim. Ondan sonra dülbentten süzdüm. Bayağı 300 gram suyu geldi. Bir de onun içine çörek otu kattım. Bir tatlı kaşığı. Onu sabahları açlarına içersen çok, hani insan kendini hem dinç hissediyormuş hem zayıflamaya çok faydası varmış. Sağlı tarif. 40 tane çeşit hastalığa iyi geldiğini söyledi o ya. Deneyeceğim. Bugün başladım ilk defa. Kür gibi o zaman, o kür değil mi? Kür gibi. Hem zayıflamaya destek oluyormuş, hem her türlü hastalığa karşı 40 çeşit hastalığa dedi iyi geldi. Zaten ben şeyde duymuştum, çörek otu yağının çok faydası olduğunu. He, şeyden aldım ben. Biomark'tan aldım. Biomark'ın Türkçesi şey oluyor arkadaşlar. organik ürünlerin şey, satıldığı şey yer. Soğuk sıkım, kalp pres yazıyor. Kalp pres olunca ona güvenerek aldım yani. Türkiye'den alıyorsun ama hani şey olduğuna inanmıyorum onu. Soğuk sıkım olması lazım, evet. Değil mi? Hı-hı. Bu çok sağlıklıymış, ben duydum. Hı-hı, çörek ben otu yağı. Bunu ben 4-5 ay bile içtiydim ben daha önce, 10 sene önce. Hı-hı. Hani kolesterol şeyi iyi geldiğini söylediler. Bu ara yine kolesterolüm biraz yükselmiş. Hem de ona fayda olur diye. Aslında yemeklere de damlatılır, olmaz mı? Olur, salataya koyabilirsin. Evet. Salataya yağ yerine. Değil mi? Evet. Hani öyle boş içmektense tabii. Salatalara güzel olur. Evet. Bu oldu artık. Eldiven giymesinin sebebi rengi çıkıyor diye. Yapma, sarısını çok kötü yapıyor. Evet, o yüzden giydim. Hani hem sarı yapıyor, bir de böyle sert yapıyor elimi. Evet. Gerçi bakalım nasıl sarabileceğim. Sarması zor oluyor ama eldivenle. Evet, benim de ellerim sarı gibi oluyor. Ben de mi eldiven giysem? Giymek istiyorsan giy. Ama o eldiven büyük gibi, he? Sen bana yaprakları aç, ben dolayım, oldu mu? Öyle mi yapalım? Hı hı. Tamam. Ben o zaman yapraklarını açayım, sen sararsın, daha iyi olur. Sonra daha koruyulur. Tamam, götüreyim mi bunu içeri? Hı hı. Oo, nefis duruyor anne içi. Harika. Altına yağı çökmüş ya. Bunu biraz zeytinyağı koyalım. Yağ götürüyor bu. Allah açamadım. Çok harika duruyor. Bizi bekliyor sarma şimdi. Evet. Jos arkadaşlar, sesi bakın. Evet. Nefis harika künefemiz. Cevdet, yemeyecek misin künefe? Yasak, yemem.
Ne yapacaksın şimdi sen? Yemeyecek misin bundan? Neyse. Neyse. Hayırlısı. Ama abi şu kadar. Şu, o kadar çok uğraşmış az. Annem dersin. Yani. Çok az. O kadar sen bana koyma. Ben yemem. Anne. Çokmuş o. Neyse bunu babam yesin. Bana çok az koy. Oo çok da güzel yiyordur. Ben oturtturamadım bize. İyi yiyordur ya. Güzel duruyor. Annemin künefesi. Ben künefe ustası değilim ki. Şey dönden niye güzel yapıyormuş bunu? Hı hı. Babam öyle dedi. Söyledi. Biliyorum, duydum. O da yapıyormuş. Evet, pat diye evdeyiz ve hava gündüz. Çünkü bunun nedeni dün akşam geldik ama o kadar yorgunmuşum ki inanın devam çekim yapmayı tamamen unutmuşum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ben dedim bu şekilde size bir veda edeyim çayımla. Şu an sabah oldu ve yeni bir videoya başlayacağım inşallah. Böyle kahvaltımı yaparken size de burada bir vedamı yapayım dedim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.